anonim şirketin bir sahibi olduğu için daha dikkat edeceği düşüncesiyle anonim şirketlere geçirdi. Ama anonim şirkete geçen kulüplere baktığınız zaman da onlarda da yoğun bir şekilde borçların yukarıya doğru gittiğini görüyorsunuz. Peki o zaman anonim şirkette yönetim şekli aslında uygun bir yönetim şekli değil. Yok, aslında anonim şirkette de eğer ortak sayısı 3 kişi ise veya 5 kişi ise bunlar daha çok dikkat edebilir. Daha dikkatli yönetebilir. Ama anonim şirket hasbelkader zarar ettiği zaman ve borçlandığı zaman neyle sorumludur? Oradaki şirketteki sermayesiyle sorumludur. Yani anonim şirkette şahsi mal varlıklarınız oradaki borçları karşılamaz. Oradaki borçlardan dolayı mal varlıkların üzerine gelemez. Yasa böyle olması lazım bildiğim kadarıyla. Şimdi öyle olunca da diyelim ki bir anonim şirket kulübü yönetiyor. Şimdi eskiden anonim şirketler en az 5 ortaklıydı. Şimdi artık değişti. Tek evet. Kişi bile anonim evet, şirket. Şimdi değişti. Şimdi anonim şirketler borçlandı. Kulüp aşırı bir şekilde borçlanmaya gitti. Ve anonim şirket bunun altından kalkamadı. Ne yapacak anonim şirket? Yani ödemeleri yapamadığı zaman neticede Süper Lig'de olan bir takım yavaş yavaş aşağıya düşmeye başlayacak. En son nereye inecek? Bala inecek. Bala indiği zaman da aslında borçtan temizlenmiyor anonim şirket olduğu için. Yine borçlu. Ama anonim şirketin ne kadar borcu varsa hissedarları hissesi oranında sorumludur. Tamamından değil. Ne kadar hisse koymuşsa ondan sorumludur. Onu ödemekle yükümlüdür ki anonim şirketlerinde çok büyük bir sermaye ile kurulmuyor. Onun için o sermaye kadar sorumludurlar. Bence anonim şirketten ziyade derneklerin düzeltilmek kaydıyla derneklerin spor kulüplerini yönetmesinde daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani anonim şirketlerle dernekleri yan yana koyduğunuz zaman bence çözüm derneklerdedir. Niye? Bir kere spor kulüpleri genelde illere ve bir bölgeye bölgeyi temsil eden bir kuruluştur. Örneğin bizim Rize Spor, Rize'de herkesindir yani. Evet. Ama bir açıdan baktığın zaman AŞ oldu mu, AŞ'nin ortakları kimse, kulüp onun demektir. Şimdi Osmanlı Spor'u örnek verelim Ankara'da. Osmanlı Spor'un ortakları kimse, AŞ çünkü o, ortakları kimse, o kulüp o ortaklarındır. Ama benim gönlümden geçen bir spor kulübü varsa Ankara'da eğer faaliyet gösteriyorsa tüm Ankaralılarındır. Tüm Ankaralı o derneğe üye olabilir. Dernek olduğu zaman. Evet. Herkes üye olabilir. Nedir? İşte üyelik aidatı 5 liradır, 10 liradır, 50 liradır. Onu veren herkes şartları yerine getirdiği zaman ki dernekte ağır bir şartlar yoktur. Herkes o derneğe üye olabilir. Ama anonim şirkete herkes ortak olabilir mi? Maalesef olamaz. Onun için bence en doğrusu bu işin yönetim şeklindeki doğru olanı ve halka mal edilmesini de düşündüğümüz zaman mutlak surette dernek olması gerekir. O halde anonim şirketlerin de şöyle bir dediğiniz mantıkla gidersek halka arz edilen anonim şirketler de mantıklı. Ama halka arz edildiği zaman mutlaka yine para vererek oraya büyük evet. Para vererek ortak olman lazım. O bence ona o cazip değil ona ama anonim şirketi şu caziptir. Örneğin Ankara'da 5 tane kulüp var. Bir tanesini de vatandaş kendisi aşağıdan almıştır, çıkarmıştır, bir Süper Lig'e kadar götürmüştür. Anonim şirkettir. O olabilir. Ona yani sıcak bakabilirsin. Adamı kendisi bir yerlere getirmiştir. Anonim şirkettir. O kişinindir. Ama o halka mal etmekte biraz sıkıntı çekilebilir onda. Ama dernek dediğin zaman herkes üye olabilir. Yani biz de gideriz deriz ki işte Gençler Birliği dernektir. Gençler Birliği'ne bize üye yapın. Ve üyelik şartları neyse üyelik şartlarını yerine getirirsin. Müracaat edersin. Onlar da sizi dernek üyeliğine alır. Ama Osmanlı Spor'a gitmeye kalk. Anonim şirkettir. Ben Osmanlı Spor'dan hisse alacağım dediğin zaman mutlaka eğer hisse satan biri varsa bir para ödemen lazım. Yani yüksek bir para ödemen lazım ki orada ortak olasın. Evet. Şimdi siz
Edimeskut Belediye Spor Kulübü Derneği olarak bir tüzük hazırladınız. Evet. Genel kuruldan geçirdik. Genel kurulu da yaptınız ve bu tüzük genel kuruldan geçti. Şimdi dernek yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişiler derneğin tüm tüzük maddelerini okuyup kabul etmiş sayılır dedik. Evet. Niye dedik bunu? Şimdi yönetime seçilen arkadaşlar biz bu tüzükteki bu maddeyi bilmiyorduk deme şansı yok. Bak baştan koymuşuz. Bu derneğe aday olmak istiyorsan bunu kabul etmişsin demektir. Bilmiyorum demek yok. Üyelik istiyorsam ben bu tüzüğü okudum. Bu tüzüğü yönetimine girmek istiyorsan, evet, yönetimine girmek istiyorsan ben yönetime gireceğim derneğin tüzüğünü okudum ve biliyorum diyorsun. Evet. Şimdi ikinci madde, dernek yönetimine seçildikten sonra derneğin tüzüğünü bilmediklerini, okumadıklarını söyleyemezler. Evet. Yani bunu da zaten ibra ediyorsunuz. Dernek yönetimine seçilen başkan ve yönetim kurulu asil üyeleri seçtikleri dönem içerisinde aşağıda belirtilen borçlardan sorumludur diyorsunuz. İşte nedir? SGK primi. SSK primleri. Vergi borçları. 6183 sayılı an ve alacaklarının tahsili. Evet. Ve sporcu transfer ücretleri. Evet. Vesaire. Vesaire. Tüm borçlardır bu yani. Tüm borçlar, evet. Tüm borçlardan yönetim kurulunu seçilen, derneğin yönetimine seçilen yönetim kuruluna diyoruz ki ey arkadaşlar, bu derneğe seçiliyorsunuz, bu dernekte borçlanırsanız borçsuz alıyorsunuz, bundan sonra borçlanırsanız borcu siz ödeyeceksiniz. Genel olarak genel şeyi bu. Yani. Mantık bu, evet. Genel mantık bu. Şimdi bir de şunu söylüyorsunuz, tabii tek tek okumayalım. Evet. Derneğe seçilen yönetim kurulu üyeleri borçların %60'ına. Başkanı, derneğin yönetim kurulu başkanı dönemi içerisindeki borçların %60'ından. Evet. Derneğin yönetim kurulu üyeleri borçların %40'ından sorumludur diyoruz. Bu sorumluluğu da şöyle bağlıyoruz. Diyoruz ki eğer bir kulüp genel kurulunu yapmaya giderken eğer borçları varsa bunlara ya kaynak gösterecek. Diyecek ki benim 1 milyon borcum var. Evet. Ama bu 1 milyon borcu işte şuradan da alacağım var. Bu alacağımla ödeyebilirsiniz. Derneği ben borçsuz olarak genel kurula götürüyorum. Genel kurula götürdünüz. Borçsuz olarak gösteriyorsunuz. Ama eğer kaynak yoksa, alacağı yoksa, 1 milyon borcu varsa kulübün, o zaman ne oluyor? Ben bunun 600 bin lirasını başkan, 400 bin lirasını da yönetim kurulu üyeleri ödeyecektir diyorum. Bunu da kabul etmiş sayılıyor. Tabii kabul etmiş sayılıyor. Hasbelkader ödemedi bu borcu. Ve genel kurula geldi. Genel kurul da aynı arkadaşlar seçilirse ne ala tekrar devam edecekler, bu borçları ödeyecekler. Ama hasbelkader bir diğer arkadaşlar seçildi. Gelen arkadaşlar hemen bir bakacaklar ne kadar borç var burada. 1 milyon borçları var. Bu 1 milyonu diyecekler ki kulüp başkanına 600 bin lira. Bir tebligat noter çekecekler noter aracılığıyla. Diyecekler ki 600 bin lira borcun var. Bunu öde. Ama tabii noterden tebligat çektiğin zaman bazen adreslerde bulunamıyor. Adres bulunamadığı zaman ne yapacağız? Basın yoluyla yapacağız. Yani şimdi tabii, bunu kaçış da yok yani. Bunu da öyle bir açtınız ki çünkü basın yoluyla icabında bana hakaret edildi, benim itibarımı sarstı diyemeyecek. Evet. Çünkü kabul ediyor. Siz orada kabul etmiş oluyorsunuz. Tabii. Yani Hasan Kartal'ın borcu var, yönetim kurulu başkanı. Evet. Adresi bulunamıyor vesaire. Gelecek yeni yönetim kurulu diyecek ki Çağatay, Hasan Kartal'ın şu kadar borcu var dediği zaman aynen. Hasan Kartal aynen öyle. İtiraz edemeyecek. Aynen. Öyle mi? Aynen öyle. Evet. 600'ü başkana tebliğ ettik mi? Onu ondan alacağız. Geri kaldı 400. %40'ı.
kaç tane yönetim kurulu üyesi var bu borçlandığı zaman? Diyelim ki 10 kişi. Hı hı. Hop, böleceğiz bu 400'ü 10'a 40. 40 bin lira da demek ki her yönetim kurulu üyesi ödemek zorundadır. Bunu da aynı şekilde yönetim kurulundaki arkadaşlara noter aracılığıyla göndereceğiz. Adresi bulunmazsa yine basın yoluyla yapacağız. Bunu ödemesini isteyeceğiz. Bunu ödemezse, ki ödemedi, mevcut yönetim de iki ay içerisinde eğer ödemezse haciz yoluna, bunların mal varlığına, işte hukuki yollara başvurmak zorundadır. İki ay içinde başvurmadı ve yeni gelen yönetimde dedi ki ya bunları biraz idare edelim. Hı. Sesimizi çıkarmayalım. O zaman ne diyoruz? Dernek üyelerinden herhangi biri bu durumu öğrendiği takdirde hukuki yollara başvurabilir. Demek ki yeni yönetim kurulu, evet, üzerine düşen görevleri yapmaz ise, evet, eski yönetime bahsettiğimiz şekilde ihtarları göndermez, borçları istemez ise, evet, o zaman derneğin herhangi bir üyesi, sıradan üye yasal yollara başvurma hakkı vardır. Diyecek ki, bunu da yazsın, üye diyecek, evet, ki yeni yönetim kurulu kulübün, yani derneğin, evet, alacaklarını tavsiye etme yolunda herhangi bir harekette bulunmadı. Evet. Bu yönetim kurulu hakkında suç duyurusu ya bulunuyorum. Eğer yeni yönetim kurulu bunu yapmazsa o borçlardan kendileri de sorumlu oluyor. Bir saniye, kendileri de mi eski yönetimle beraber? Eski yönetimle beraber bunlardan sorumludur diyoruz. Yani borcu, kulübün borcunu yöneticiler ödemek zorundadır. Kısa ve özü bu. Bunu biz genel kuruldan aynı şekliyle geçirdik. Etimesgut Belediye Spor Kulübü biliyorsunuz belediyeye de yakın bir kulüptür. Bunu belediye başkanımızla da görüştük, Enver Demirel'le. Dedim ki böyle bir şey düşünüyoruz. Okuduk, eksiklerini beraber tamamladık. Dedi ki bunu koyabilirsek biz bu kulübü kurtarırız. Bundan sonra bir sorun olmaz. Ve bu şekliyle olağanüstü bir genel kurul yaptık ve bu maddelerin tamamını geçirdik. Şimdi aklından şöyle bir soru geçen olabilir arkadaşlardan, derler ki siz olağanüstü genel kurul yaptınız, bir başkası geldi seçildi, bir olağanüstü genel kurul veya olağan genel kurulda bu maddeleri kaldırır. Kaldırabilir. Ama nasıl kaldırır? Dedik ki bunun kaldırılması oy birliğiyle olur. Eğer oy çokluğu değil. Değil. Oy birliğiyle. Eğer genel kurulda bir kişi yok bu madde kalkmasın dediği zaman bu maddeyi kaldıramaz. Ya Birleşmiş Milletler'deki veto hakkı gibi, evet, bir şey. Yani bu kulübünde her kulübün bayağı bir üyesi var ki mutlak surette bir tanesi de buna karşı çıkar herhalde yani. Onun için bu konulan maddelerin de kaldırılacağını tahmin etmiyorum yani. Şimdi mantıklı bir yönetim kaldırmaz ya, evet, da mantıklı üyeler de karşı çıkar kaldırmak isteye. Çünkü bir kulübün menfaati düşünülüyorsa, evet, o kulübün ileriye gitmesi, başarılı olması, evet, hakikaten amacı spor ve sporcuya fayda sağlaması, Türk sporuna fayda sağlanması isteniyorsa tabii ki birilerinin karşı çıkması gerekir. Şimdi bak, bu şeyi koyduktan sonra bir kulübe neler olabilir bundan, evet, sonra? Şimdi bir baktığın zaman hemen diyorsun ki boşlanmaz kulüp. Ama borçlanmayan kulüp de bir şeyler yapacak, yani bir aktivite yapacak, bir şeyler yapacak ki kulüp kendini ayakta tutsun. Neticede müsabaka yapacak, Süper Lig'de ise işte karşılaşmalar yapacak, buna da bir para lazım, bunları da düşünmesi lazım. Bunda ne olacak şimdi? Bu maddeden sonra bence yurt dışından alınan yüksek fiyatlarla alınan sporcularda kolay kolay yönetim garanti ödemelere falan imza atamayacak. Niye atamayacak? Korkacak. O kadar, yani korkunç bir paralarla alıyorsun.
Yani yılda 1,5 milyon euro, 2 milyon euro. Yani bunlar dönüyor. Daha yüksek rakamlar var. Daha yüksek süper rakamlar var. Şimdi bunun altına hangi yönetici imza atar? Kolay kolay kimse atmaz. O zaman ne olacak? Bir kere sporcu fiyatları düşecek aşağıya doğru. İkincisi, altyapıya önem verilecek. Şimdi şurada şöyle bir soru gelir. Evet. Sporcu fiyatları düşecek. Neye göre düşecek? Kalitesine göre düşecek. Sporcunun kalitesine göre. O zaman diyecek, şimdi seyircilerimiz sorabilirler. O zaman kaliteli sporcuyu biz transfer edemezsek nasıl başarı elde edeceğiz diyecek. Şimdi kaliteli bu şartlar olursa, Türkiye'de tüm kulüpler bu şekilde olursa, kaliteli de olsa, süper de olsa, çok büyük paralarla hiçbir zaman kulübe sporcu alamaz. Çünkü ödemesinden korkar. Çok kaliteli bir sporcuyu alırsın, aldıktan sonra oynamadı, oynayamadı, sakatlandı. O zaman ne olacak? Ha, o zaman garanti ödemeyi taahhüt etmeyecek. Tabii, garanti ödemenin altına imza atmaz en azından. Evet. Yani hepsine dikkat edecek bunlarda. Çok şeye dikkat edecek. Çünkü neticede kendi şirketi gibi yönetecek. Kendi şirketinin insan zarar etmesini ister mi? Mümkün değil. Zararlı işe girer mi? Mümkün değil. Ha, hata yapabilir mi? Hata yapar insan. Neticede bir işe girersin, kar da edersin, zarar da edebilirsin. Ama bu minimumdur. Sen şimdi bile bile çok büyük paralar vererek yurt dışından sporcuları getirirsen, onların bir ödemesi var. Sen bunu nasıl ödeyeceğini bilmediğin zaman mümkün değil, o sözleşmenin altına imza atmazsın. İmza atmadığın zaman ne olur? Bence sporcu fiyatları bir aşağı düşer. İkincisi, altyapıya mecburen ağırlık vermek zorundasın. Eğer yukarıdan sporcu alamıyorsan, bu sporcu bedelleri çok yüksekse, sana da sporcu lazım, nereden bulacaksın? İster istemez altyapını güzel yapacaksın. Üreteceksin. Tabii. Altyapıyı iyi yapacaksın, temelini sağlam oluşturacaksın, ondan sonra üstünü rahat bir şekilde götürebilirsin. Türkiye'de bunun örnek kulüplerde var birkaç tane, yani böyle altyapıya önem veren, altyapıdan çıkan çocuklarla oynayan. Yani biz bu kulüpleri böyle sağlama almazsak, önümüzdeki günlerde veya yıllarda o büyük kulüpler de bir şekilde aşağıya doğru gitmek zorundadır. Çünkü o borçların ödenmesi mümkün değil yani. Nasıl ödenecek? Milyarlarca borç var. Yani evet, bunun ödenmesini düşündüğüm zaman hiçbir kulüp bunun altından kalkabileceğini düşünemiyorum. Kalkamaz yani. Kalkamayınca ne yapacak? Geriye doğru gidecek. En son bala düştüğü zaman borçlar artık siliniyor mu? Siliniyor bildiğim kadarıyla. Siliniyor mu? Tabii, bala düştüğün zaman borçlar gidiyor derneklerde. Anonim şirketlerde yine devam ediyor ama anonim şirketlerde bala düştüğü zaman, o zaman ne oluyor? Benim buradaki ortağım ne? Şeyde, anonim şirketteki hissem ne kadar? Diyelim ki 100 bin lira. 100 bin lirayı öderim, gerisine karışmam diye de şeye tasfiye edebiliyorsunuz yani. Yani bir de anonim şirket olunca iflas gösteriyorsunuz. Tabii iflas da edebilirsin. Ama bak şimdi mesela Mersin İdman Yurdu bizim grupta Süper Lig'de oynamış takım. Evet. Şimdi aşağıya doğru gidiyor. Bu sene de düşüyor bak. İkinci ligden birinci lige düşüyor. Kayseri Erciyes Süper Lig'deki bir takım. Şimdi bu sene sanıyorum bala düşüyor. Üçüncü ligde şu anda. Üçüncü ligden bala borçlardan düşüyor. Dolayı değil mi? Bunlar? Borçlardan dolayı tabii. Borçlardan dolayı. Onun için yani şimdi bir de bu kulüplerin devletten beklentileri oluyor mu? Yani çünkü çok duyuyoruz işte filancaya gidildi, falancaya gidildi. Ne bekliyor? Bu da yanlış. Aslında devletten, yani her sıkıştığında devlete gitmek, her problemde devlet, bu yanlış bir şey ya. Sen kulübü yanlış yönet, borçlandır, ondan sonra devletten medet bekle. Olacak iş mi ya? Olacak şey mi? Ben valla bunda da adil davranılması lazım. Şimdi bir kulübe bir yardım, devlet bir yardım ediyorsa ki öbürüne de yapması lazım. Bunun da bir standardı olması lazım. Bir tüzüğü olması lazım. Bir kanunu olması lazım. Yani sıkışan
Belki seyircisi ve çevresi iyi olana farklı bir bakış açısıyla yardım edilebiliyor. Diğerine yardım edilmiyor. Bu da bence adaletsizliktir yani. Devletin bence bu işlerde hiç gereksiz para harcamamasını temenni ederim. Yani bu kulüplere para vermenin bir anlamı bence yok. Ve bu paraların da çoğu yurt dışına gidiyor. Yani bir şey seyrediyorsunuz, futbol maçı seyrediyorsunuz, sanki yabancı kulüpler kendi arasında oynuyor. İçerisindeki şeylerin çoğu, sporcuların çoğu yabancı sporcular. Yani bu normal bir şey mi yani? Normal bir şey mi? Çok kabul edilebilir bir şey değil. Değil evet. Yani. Bunu sen yetiştir bu çocukları. Sen yetiştir. Sen bir yerlere getir. Senin çocukların orada oynasın. Bu kadar para dışarıya gitmesin. Niye gidiyor? Yani çok mu zengin bir ülkeyiz ki sporda gidiyor? İşte zaten ihracat ithalatımızda da o kadar büyük bir ihracatımız yok. Bizim her şeyde dikkat etmemiz lazım yani. Sporcu sporda dikkat etmesi lazım. Diğer işleri yapan da, diğer işleri yapan kişiler de dikkat. Her şey de dikkat etmemiz lazım yani eğer Türk vatandaşıysak. Bir de şöyle bir durum var. Yani siyasilere ulaşabilenler o desteği alıyor ya da almak için gayret ediyor. Ya ulaşamayanlar? Vallahi. Yani şimdi evet. Orada da adaletli davranılması lazım evet. diye düşünüyorum. Yani evet. Şimdi diyelim ki Etimesgut Spor Kulüp Başkanı Hasan Kartal ulaşıyor bütün makamlara, istediğini alıyor. Artvin Spor ulaşamıyor, alamıyor. Olmadı ki yani. Valla yani öyle bilmiyorum. Biz devletten bir destek için, almadığımız örnek için. Örnek söyledim. Evet. Elbette yani, sizin öyle bir ihtiyacınız yok. Yok bizim için demiyorum. Yani genelde kulüplere böyle yardım, devletten yardım, yasal yardımlar oluyor mu olmuyor mu bir onu fazla bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla iddiadan işte Spor Toto'dan onlardan bir yardımlar oluyor. İşte federasyondan gelen bir şey var. Yayın hakları var. Yayın hakları. Onun dışında ne var bilmiyorum ama ben şunu söylüyorum. Süper Lig'deki bir takıma gelen parayla hiç borçlanmadan idare edilebilir. İyi yönetilirse bir kulüp rahat bir şekilde buralardan gelen paralarla kendini idare edebilir. Peki bir de kulübü borçlandıranlar var. O farklı. Mevcut sistemde. Tabii. İki türlü yönetici var. Yönetici iki türlüdür. Biri bir düzgün yönetenler var içinden. İkincisi kulübü borçlandırır, kendine borçlandırır. Kendine borçlandırır. Kendine borçlandırır. Evet. Üçüncüsü normal borçlandırır. Normal borçlanır, kulüp borçlanır. Yani ona dikkat etmez. Belki iyi pazarlık yapmaz, iyi tercihler, iyi tercihler yapmaz ve onda kulübü borçlandırır. Bir de kulübü kendine bağlamak için borçlandıran yöneticileri de duyuyoruz. Yani şimdi tabii bir suç da işlemiyorum evet. neticede ama bir bakıyorsun, bak şeylere bakın, alınan sporculara bakın. Sporcuların alındığı tarihlerde kulüp yöneticilerinin kulübe yapmış olduğu yardıma bakın. Birbirlerini böyle dikkat edin. Eğer bir sporcu alınmış, o sporcu alındığı zaman menajere ne ödenmiş, sporcuya ne ödenmiş, o zaman o para nereden alınmış? Bakın bazen de denk geliyor işte. Kulübün yöneticisi parayı veriyor. Bir bakıyorsun menajerin parası ödenmiş. Kulüp yöneticisinin verdiği parayla menajerinki ödeniyor, işte sporcununki ödeniyor. Orada ben zannediyorum işte bir kokular geliyor oradan yani. Peki. Şimdi sizin bir önceki programda özellikle şunu söylüyorsunuz. Altyapı, altyapı, altyapı. Evet. Ve şimdi yerel yönetimler, belediyeler mahalle mahalle spor salonları yapmalı dediniz. Evet. Yapmalı ki sadece futbolcu değil, bütün branşlarda sporcu yetiştirmeliyiz. Evet. Ki mesela atletizmde işte birçok dalda bizim ülkemizi farklı ülkelerden vatandaşlığa geçmiş insanlar temsil ediyor. Evet. Şimdi bunların olmaması için sporcu üretmeliyiz dediniz. Evet. Şimdi bu noktada herhangi bir üst düzey görüşmeleriniz olduğu mu, girişimleriniz var mı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben kendim mesleğim harita mühendisi olduğum için planlamayla yakından ilgiliyim. Bir kere planlamada biz her mahallede
o mahallede yaşayacak nüfusa göre spor alanı bırakıyoruz. Bu spor alanı Bu şeyde var, tabii, planlamalarda planlamada var. Her mahallede ne kadar nüfus yaşıyorsa o nüfusun nüfusa yeteceği kadar spor alanı bırakıyoruz. Ama buradaki sıkıntı ne? Sayın Çevre Bakanı'na buradan bir haber gibi olsun söyleyeyim. Çağrımız olsun. Çağrımız olsun. Biz bu spor alanlarını kamu ortaklık payından karşılıyoruz. Kamu ortaklık payı demek vatandaştan kesiyorsun, tarlası olandan kesiyorsun. Kamuya ayrılan yerlere bir pay ayırıyorsun. Onu kamuya ayrılan yerlere koyuyorsun. Bu da spor alanları kamu ortaklık payından ayrılan yerlerden oluşuyor. Ama vatandaşın üzerine oluyor tapusu. Vatandaşların üzerine oluyor. Yani o mahallede ikametgahı olan herkesin. O mahallede tarlası olanların oluyor. Şimdi bunu Spor Bakanlığı'nın eline geçirmek için burada büyük bir kamulaştırma yapması lazım. Bu kamulaştırma da devlete ağır gelir. Burada yapılacak şey düzenleme ortaklık payı. Düzenleme ortaklık payı dediğimiz şey bir bölgeyi planlarken yolu, parkı, yeşil alanı, camisi, karakol yeri, okulu bunlar düzenleme ortaklık payından kesilir %40'tır. Yani 10 dönüm yeri olanın 600 metresi 6 dönümü kalır, %40'ı düzenleme ortaklık payına ayrılır. Bu düzenleme ortaklık payına ayrılan şekilde vatandaşa bedel ödemezsin. Düzenleme ortaklık payından gelen yerler de devletin olur. Eğer bu spor alanlarını kamu ortaklık payından değil de düzenleme ortaklık payını kanunla %40'tan %49'a %48'e çıkarsa o zaman spor alanı da devletin olmuş olur. Ayrıca diğer kamu ortaklık payları da spora geçmiş olur. Mesela sağlık. Sağlık alanı da aynı şekilde. Evet. Burada mutlak surette kamu ortaklık payının biraz da kaldırılması, düzenleme ortaklık payının artırılması lazım. Eğer öyle bir şey olursa mahalledeki spor alanları kimin olur? Hepsi devletin olur. Devletin olduktan sonra spor alanları bu sefer ne olacak? Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz var. Gençlik Spor İl Müdürlüklerimiz var. İlçe müdürlüklerimiz var. Her ilçede ne spor alanı neye ihtiyaç varsa o alanlarda onları yapacaklar. Çocuklar da çoluk çocuk, büyük, yaşlı hepsi oradan faydalanacak. Yani köklü çözüm budur. Evet. Peki o kamu düzenleme ortaklık payı. Evet. Orada vatandaşın bir zararı yok değil mi? Vatandaş zaten bir rant kazanıyor. Netice itibariyle bir bölgede planlama yaptığın zaman oradaki insanlar bir rant kazanıyor. Onun için %40'ın %49'a çıkması, %50'ye çıkmasından hiç kimse rahatsız olmaz. Zaten kamu ortaklık payına ayrılan yerler de çok değerlenen bir yerler değil. Çünkü çok ortaklı oluyor. 100 ortağı oluyor, 120 ortağı oluyor. Bazen de orada çöplük oluyor. Çünkü 100-120 kişinin ortak olduğu bir yere kimse de hakim olamıyor. Orası çöplük şeklinde kalıyor. Onun için mutlak suretle düzenleme ortaklık payının artması, kamu ortaklık payının ortadan kalkması gerekir. Evet. Dolayısıyla hazinenin olan, devletin olan bir alanın bir daha kamulaştırılmadan direkt devlet belki mahallede özelleştirilerek hani yine devletin ama işletmesi özelleştirilerek belki muhtarlıklar O farklı bir düşünce. Yani onu yani belediyeler el atabilir. Gençlik Spor buna hakim olabilir. Gençlik Spor Kurulu'nun kontrolünde yapılabilir. Ama neticede ne oluyor? Senin bir altyapın, bir spor alanı yerin var. Üzerine de güzel bir gençlik spor projeler oluşturur. Her spor dalına uygun. O projeleri de oraya adapte eder, inşaatlarını yaparsa demek ki mahalleli tamamen spor alanında faydalanacak şekle gelmiş olur. Çocuğu da faydalanır. Yaşlısı da faydalanır. Yürüyüş yolları olur. İşte çocukların oynayacağı alanlar olur. Eğlence yerleri olur. İşte paten kayan olur. Çocuklardan tenis oynayan olur. Evet. Hepsi olur. Yani futbol olur. Ufak tefek sahalar olur. Her şey yapılabilir. Eskiden
işte televizyon programlarında ya da röportajlarda yerel yöneticiler şunu söylerlerdi. Gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarmalıyız derlerdi. Doğru. Şimdi gençlerimizi sosyal medyadan, evet, internetten kurtarmalıyız. Evet. Gerçekten çok tehlikeli bir gidişat var. Evet. Yani gençlerimizin hayata dair, hayatın zorluklarına dair çok bir haber olduklarını görüyoruz maalesef ve evet, neden sporla o enerjilerini atmalarını sağlamayalım? İşte yani benim dediğim sistemi, evet, kurarsanız her mahallede, bir de çocukların kendi içinde kaynaşma vardır. Eskiden biz mahallede çocukken oynardık. Yani kötü yollarda oynardık. Evet. Bir arkadaşlığımız olurdu, bir dostluğumuz olurdu, bir oradaki beraberlik olur. Şimdi o da yok yani. İşte iPad'ini alan hemen bir odaya çekiliyor. iPad'le oynamaya başlıyor. Evet, tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu, tabii, gibi bir şey. Tabii yani. Ama böyle bir yer olursa, ki mutlaka çocukların en azından %60-70'i dışarı çıkar diye düşünüyorum yani. Dışarı çıkar, daha güvenli bir alana, evet, gider. Evet. Önemlisi o. Evet. Evet. Hasan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizinle program yapmak keyifli. Çünkü ilginç sporla ilgili hakikaten faydalı bilgiler, fikirler sunuyorsunuz. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bildiğim kadarıyla Gençlik Spor Bakanlığı'nda böyle bir çalışması var. Böyle bir çalışması var. Ben Sayın Bakan'a örnek olabilir diye düşünüyorum. İnşallah bunu inceler ve bir parça faydamız olursa, kendisine de faydamız olursa gayet iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan muhtemelen sizden bu örneği isteyecektir. İstemeli de ve bunun dediğiniz gibi örnek olması belki üzerinde, evet, daha değişiklikler, evet, daha evet, farklılaştırılarak yapılabilir. Faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Buyurun. İkinci ve üçüncü liglerdeki spor kulüpleri olan dernekteki arkadaşlarımızın bunu koymasında fayda var. Birinci lig ve Süper Lig'dekiler bu tüzüğü koymakta zorlanabilir. Ama ikinci ve üçüncü ligdeki arkadaşlarımız derneklerine bu tüzüğü koyarlarsa, bu maddelerini koyarlarsa kulüplerini kurtarır diye düşünüyorum. Programdan sonra belki sizinle irtibata geçecek olanlar olabilir. Belki bizimle irtibata geçecek olanlar olabilir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Sağ olun. Için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Sağ Değerli olun. İzleyenler, iş adamı Kartallar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kartal, aslında sporcu kimliğiyle biliyoruz. Birçok sporcu titri var. Rize Spor Başkan Vekili. Başkan Vekilisiniz. Akinesbük Belediye Spor Kulübü Başkanı. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı. Boks Federasyonu. Türkiye Boks Federasyonu'nun Başkan Vekili. Müthiş. Evet. Neredeyse bütün sporlarla ilgileniyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Efendim, bir başka programda yeniden görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.